Oray Bey, öncelikle merhabalar. Teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için. İlk sorum Kaizala ile ilgili tabii ki. Microsoft Kaizala nedir? Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Microsoft Kaizala bizim yüksek sayıdaki grupların iletişimini sağladığımız ve yine aynı grupların eğitimini ve iş yönetimini sağlayan hizmetlerden bir tanesi. Çok yeni piyasaya sürdüğümüz bir hizmet Kaizala. Aynı 38 ülke gibi dünyadaki. Sadece gelişen ülkelerde şu anda Kaizala mevcut ve Türkiye'de Türkçe olarak mevcut. Bu en güzel şeylerden bir tanesi Kaizala ile ilgili. Kaizala ile biz kimleri hedefliyoruz? Daha çok açık mavi yakalıların iletişimini hedefliyoruz. Açık mavi yakalılar tüm dünyada 2,5 milyar çalışan, yani büyük çalışanların büyük bir kısmı aslında açık mavi yakalı. Ve bu kişilerle genelde kurumlar bu çalışanlarla iletişim kurmakta zorlanıyorlar. Genelde onlar hep merkezden uzak çalışıyorlar ama aslında en değerli çalışanlar da onlar. Çünkü onlar müşterilerle birebir iletişim kuran kişiler. Birebir iletişim kurarken sahadan aynı zamanda bir şekilde geri dönüş verebilecekleri değerli bilgilere de sahipler kurumlar için. Biz de bu kişileri daha bağlantılı yapmak istiyoruz kurumlarla ve onlardan kurumların daha fazla yararlanmasını amaçlıyoruz. Peki insanlar nasıl kullanıyor Kaizala'yı? Bilgisayarlarında mı kullanıyorlar, akıllı telefonlarında mı kullanıyorlar mesajlaşmak için? Tabii. Kaizala aslında iki mecrada kullanımı açık. Bir tanesi web arayüzü var. Yani web arayüzünden de Kaizala'yı kullanabiliyorlar ama açık aslında bizim tavsiye ettiğimiz kullanım senaryosu mobil telefonları üzerindeki mobil senaryosu. Bunlar çeşitli store'lardan indirilebiliyorlar. Hem Android'de hem iOS'ta store'dan indirip Kaizala'yı hemen kullanabilirler. Özellikle ücretsiz versiyonu kullanmaya başlayabilirler. Ama sadece Kaizala'nın tek bir versiyonu yok. Hem ücretli hem de kurumsal versiyonu var. Kurumsal versiyonu da birçok yeni ek özellik geliyor. Bunlardan bir tanesi ise veri güvenliği. Şirketlerin bu sıralar en fazla önem verdiği şeylerden bir tanesi veri güvenliği. Verinin dışarıya çıkmaması. Çünkü şirketlerin belki de en büyük mirasları, en büyük değerleri verileri. Bu yüzden de Kaizala'yla şirketler kendi verilerini kullanabilirler. Kim hangi veriyi paylaşmış, ne zaman paylaşmış, bunun KVKK'ya bağlı olarak logunu alıp kullanabilecekler. Aynı zamanda başka ek özellikler de geliyor kurumsal versiyonda. Örneğin raporlama. Microsoft'un Office 365 hizmetlerinden Power BI raporlaması. Bu Kaizala'nın kurumsal versiyonu mümkün. Herhangi bir raporu Kaizala üzerinden hazırlayabilirler. Ya da herhangi bir rapora bu Kaizala üzerinden bakabilirler. Aynı şekilde Excel ile bağlantıda kurumsal versiyonlarla mümkün Kaizala'nın. Peki kurumlar Kaizala'yı edindikten sonra yönetimini nasıl yapacaklar IT tarafında? Ve hemen şunu da sorayım. Evet. Belki kendi içerisinde kullandıkları uygulamalar var. Bunları Kaizala üstüne geçirebilecekler mi, geliştirme yapabilecekler mi? Çok doğru. Bunu yapabiliyorlar. Öncelikle bir tane yönetim ekranı var Kaizala'nın. Aynı diğer Office 365 hizmetlerinde olduğu gibi. Bu yönetim ekranından özellikle IT'ler, adminler bu kişilere bağlı bazı yetkilendirmeler yapabiliyorlar. Hangi kişiye mesaj gönderebilir, hangi kişi gruplara katılabilir, dışarıdan kişi alınabilir mi? Tüm bunları IT yöneticisi kendi admin ekranından yapabiliyorlar. Kaizala'da birçok senaryo desteklenebiliyor. Bir tanesi iletişim, bunu söylemiştim size. Yani kişiler birebir sohbet ortamında Kaizala'yla birebir iletişim kurabiliyorlar. Ya da bir grup içerisinde dahil olup bu gruba erişim Kaizala ile sağlanabiliyor. Bunun üzerine bir de ek eylem paketleri var, ek eylem kartları var. Örneğin kurumsal dünyada bu mavi yakaların bazı ihtiyaçları var. Bunlardan bir tanesi onlardan geri bildirim almak. Bunun için anketler düzenleyebiliyoruz Kaizala'da. Bir kullanıcı o gruba bir anket gönderip o ankette cevapları alıp bir aksiyon alabiliyor. Ya da bir başka şey, o gruptaki tüm kişilere bir eğitim vermek istiyoruz. Yine eğitim materyalleri Kaizala tarafında hazırlanabiliyor. Video ekleyebiliyorsunuz, sorular sorabiliyorsunuz. Daha sonra bu eğitimi bu kişilere gönderebiliyorsunuz. Kişiler de, bu son kullanıcılar ya da işte çalışanlar da bu eğitimi alıp bunu geri gönderebiliyorlar. Daha sonrasında bunun raporunu almamız mümkün Kaizala ekranından. Dolayısıyla o eğitimi kaç kişi almış, neresi ne kadar almış, tüm bunları Kaizala üzerinden yapabiliyoruz, kontrol edebiliyoruz. Partnerler bu benim anlattığım şekilde eylem kartlarını kendileri de geliştirebiliyorlar. Biz bazı eylem kartlarını hazır olarak veriyoruz. Yani anket düzenlemek, oylama düzenlemek, eğitim düzenlemek. Ama Kaizala üzerinde iş ortaklarımız da bazı geliştirmeler yapabiliyor. Çünkü Kaizala'nın API'yi açık iş ortakları için. Müşterimizin ihtiyacına göre yeni kartlarla ister CRM sistemlerine, ister ERP sistemlerine bilgi akışı sağlanabiliyor. Örneğin bir satış takımı olan bir müşterimizin olduğunu varsayalım. Bu satış takımımızın bazı fırsatları oluşturduğunu varsayalım. Bu oluşturdukları fırsatları Kaizala üzerindeki bir karttan direkt olarak CRM'de oluşturabilirler örneğin. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.